İndeks sayfamızda bir tane input alanı oluşturacağız. Öncelikle form yapacağız. Form diyeceğiz. ID'si arama olacak. Küçük harflerle yazalım. Formun ismi de arama olacak. Hemen formumuzu kapatalım. Formun içinde bir paragraf açıyorum ve bir şehir adı yazınız diyorum. Ve paragrafımı kapatıyorum. Daha sonra bir tane input oluşturuyorum. Input type diyorum. Type'ı text olacak. İçine text gireceğiz. Parola alanı olmayacak ya da buton olmayacak. Text kutusu olduğu için text yazıyoruz. Bu kısım önemli. Bizim Ajax'ta kullanacağımız değeri alacağımız kısım. Arama kelimesi diyorum buna. Kelime, arama kelime kısaca. Daha sonra da onKey up diye bir özellik ekliyorum. Buna da eşleştir veya öner diyebiliriz. Öner isimli bir fonksiyonu burada çağırıyorum JavaScript ile. Öner fonksiyonunu çağırıyorum. Bu şekilde sistemi hazırlıyoruz. Bakalım. Bir şehir adı yazın dedi. ABC diyorum. Ve şu anda öner fonksiyonu çağrılıyor. Yalnız bizim böyle bir fonksiyonumuz yok. Bunun için head kısmının hemen üstüne gelip script diyorum. Script type eşittir JavaScript diyeceğiz. Text JavaScript dedikten sonra script'imizi kapatalım. Şimdi fonksiyonumuzu yazabiliriz. Fonksiyonumuzun ismi önerdi. Fonksiyon öner. Öner fonksiyonunda öncelikle bir tane Ajax nesnesi oluşturulacak. Ajax nesnesinin ismi XML HTTP olacak. Ajax nesneleri XML HTTP request şeklinde oluşturuluyor. Bunun için new diyorum. XML diyorum büyük harflerle, H de büyük harfle, HTTP request diyorum. Bu şekilde Ajax nesnesini oluşturmuş olduk. Oluşan nesneyi de XML HTTP isimde bir değişkene atadık. Bunu şöyle yapabiliriz. Var XML HTTP şeklinde dersek önce değişkeni tanımladık. Daha sonra da değişkeni Ajax nesnesini oluşturup atadık. Şu anda bizim XML HTTP değişkenimiz bir Ajax nesnesi. XML HTTP Ajax nesnesinin on ready state change diye bir durumu var. Burada bu şekilde on ready state change durumu değiştiği zaman bir fonksiyon çalışmasını istiyorum. Function diyorum. Function dedikten sonra if diyorum. XML HTTP nokta ready state diyorum. Durumu 4 ise veya ve pardon ve XML HTTP'nin statüsü 200 ise burada şu anlama geliyor. Bizim XML nesnemiz sunucuya gidip sunucudan bilgi alıp geldiği zaman 4 değerinde oluyor ready state'i ve statüsü 200 değerini almış oluyor. Bu durumda
çalıştıracağımız kodlar var. Kodumuz şunu yapacak. Doküman'a girecek. Belgeye girecek. Daha sonra belgeye geldikten sonra get element by id şeklinde bizim sonucumuzu bizim sonucumuzu sunacak. Yalnız bunun için bir alan yapmamız gerekecek. Formun hemen altına girelim. Formun hemen altında bir div oluşturalım. Div id eşittir sonuçlar diyelim. Ve divimizi kapatalım. Evet, bu şekilde sonuçlara gelecek. Sonuçları geldikten sonra sonuçların içine inner html diyoruz. XML http'nin bizim nesnemizin aldığı cevabı verecek. Şimdi bu kodları daha sonra tekrar açıklayacağım. Bizim arama sayfamızı yaptığımız zaman daha iyi anlayacağız. Burada yaptığımız bir tane Ajax nesnesi oluşturduğumuz Ajax nesnesiyle sunucuyla bağlantıya giriyoruz sayfa değişmeden. Buradaki bağlantı sırasında nesnemizin ReadyState isimli bir özelliği var. Bu özellik 4 haline geldiyse bizim sunucuyla bağlantımız başarılı anlamına geliyor ve status durumunun da 200 olması gerekiyor. Bu olduğu zaman bizim sunucudan aldığımız yazıyı, response text'i yazıyı, buna response text diyoruz. Bu yazıyı alıp sonuçlar isimli divimize HTML olarak içine yerleştireceğiz. Bunları yaptıktan sonra fonksiyonumuz çalıştıktan sonra XML HTTP diyorum nokta open diyorum ve get ile değeri gönderiyorum. Arama nokta ink nokta php isimli bir dosyaya göndereceğiz ve arama kelime olarak göndereceğiz. Arama kelime diyeceğiz.